Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmında da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanalıma ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Mary Yoder'dan bahsedeceğim. 60 yaşındaki Mary bu hayatta kendini tamamlamış her şeye sahip biri olarak biliniyordu. Eşi Bill 68 yaşındaydı ve 1975 yılında ikili üniversitede tanışmıştı. 3 çocukları vardı. Whitesboro, New York'ta yerel olarak sevilen bir kiropraktik muayenehanesine sahiptiler. İşletmeleri 28 yıldır açıktı. Gerçekten de başarılı bir şekilde ilerletiyorlardı. Muayeneye gelen hastalar oldukça memnun şekilde ayrılıyordu. Bu işin yanı sıra bir de Mary vitamin satıcılığı yapıyordu. Kendine de çok iyi bakan bir kadındı. Her zaman oldukça sağlıklıydı. 60 yaşında olmasına rağmen resmen 20 yaşında gibi bir enerjisi vardı. Yaşadığı toplumda seviliyordu, sayılıyordu. Özellikle sağlıklı yaşama ilgi duyan kişilerin ilham kaynağı oluyordu. 20 Temmuz 2015'te Mary iş yerinde çalışmaya gitti. Öğlene kadar herhangi bir sorun yoktu. Ama öğlen yemeğinden sonra kendini çok kötü hissetmeye başladı. Mary'nin aslında bir mide rahatsızlığı vardı ama uzun zamandır sağlıklı yaşama devam ederek bu rahatsızlığı en aza indirmişti. Yani pek de bir sorun yaşamıyordu. Mide rahatsızlığının tekrar nüksettiğini düşündü. Bundan kaynaklı da kendi kendini sakinleştirmeye çalıştı. Bir şey yok, birazdan geçecek gibi kendini telkinleyerek işine devam etti. Bir süre direnmeye çalışsa da zaman geçtikçe durumu daha da kötüleşiyordu ve en sonunda bu şekilde çalışamayacağını anladı ve işi bırakıp eve gitti. Eve gittiğinde durumu gerçekten ağırlaşmıştı. Sürekli kusuyordu ve sel olmuştu. Resmen banyodan çıkamıyordu o gün. Yine de doktora gitmeyi düşünmedi o gün için. Bunun basit bir şey olabileceğine inanıyordu. Bu sebeple o geceyi evinde geçirdi. Ama ertesi sabah olduğunda Mary hala kendini iyi hissetmiyordu. Hatta sanki daha ağırmış gibi geliyordu durumu. Eşi Bill bu işin bu şekilde yürümeyeceğini düşündü ve hemen Mary'yi alıp hastaneye götürdü. Mary hastanede yatıp ilaç tedavisi aldıktan bir süre sonra gerçekten de çok iyileşmiş görünüyordu. Yani sanki tamamen arınmış gibiydi. Hiçbir sorunu yoktu. Yine de bir gece boyunca Mary'nin orada kalmasının daha sağlıklı olacağına karar verdi doktorlar ve bu şekilde Mary o geceyi tekrar hastanede geçirdi. Mary'deki bu ani iyileşmeden sonra birdenbire gece aniden kötüleşme başladı. Bu sefer eskisinden çok daha beter bir durumdaydı. O kadar fazla acı çekiyordu ki hem doktorlar hem de Bill Mary'nin hayatını kaybedeceğini düşünmeye başladılar. Hatta Bill çocuklarını arayıp dedi ki şu anda hastanedeyiz, anneniz hayatını kaybetmek üzere, gelip onunla vedalaşmanız gerekiyor olabilir. Bu hastalık, bu ağırlaşma süreci boyunca 7 kere kalp krizi geçirdikten sonra Mary'nin durumu bir daha toparlanamadı ve 22 Temmuz'da maalesef hayatını kaybetti. Mary'ye yapılan adli inceleme sonrasında hayatını kaybetmesine sebep olacak bir hastalık bulunamadı. Bu sebeple de Mary'nin belki de zehirlenmiş olabileceği düşünüldü. İlk olarak yaygın zehirleri incelemek için toksikoloji tarafından Mary'ye testler yapıldı ama bu testlere göre Mary hiçbir şekilde zehirlenmemiş görünüyordu. Ama polis ekipleri bu konudan gerçekten şüpheliydi. Yani Mary'nin eğer bir hastalığı yoksa bu şekilde birdenbire ard arda kalp krizi geçirip sonra da hayatını kaybetmesinin normal olmayacağını düşünüyordu ki doktorlar da ne olduğunu açıklayamıyordu. O yüzden polisler bu işin içinde zehir olduğu konusunda neredeyse eminlerdi ve bu şekilde hastaneye de baskı yaptılar. Böyle şeyleri çok nadir görüyoruz gerçekten. Helal olsun bu polislere. Yapılan araştırmalar sırasında bir zehir kontrol uzmanı ile görüşüldü ve bu zehir kontrol uzmanı gut gibi ağrılı hastalıklarda ve bir de bitki coşturmasında kullanılan bir zehirden bahsetti. Aslında bir ilaçtı ama dozu o kadar önemliydi ki bu ilacın tedavi etmesiyle zehirlemesi arasında çok çok ince bir çizgi vardı. İnanılmaz derecede dikkatle kullanılması gerekiyordu. Bu madde üzerinden bir test daha yaptılar ve fark edildi ki gerçekten de Mary bu maddeyle zehirlenmişti. Üstelik iki kere de yapılmıştı bu
Ve kullanılan miktar Mary'nin 15 kere hayatına son verebilecek bir miktardı. Bunu tespit edilmesinden sonra tabii ki kasten hayata son verme şeklinde bir soruşturma başladı. İlk şüpheli ise Bill'di. Burada önemli bir nokta var. Yani Bill'den şüphelenmelerinin sebebi sadece bu her zaman bahsetmiş olduğumuz ilk şüpheli eştir, sevgilidir muhabbeti değil aslında. Bill, söylenenlere göre Mary hayatını kaybettikten sonra Mary'nin kız kardeşi Caitlin'le çıkmaya başlamış. Hatta bazı insanlar Caitlin ve Billy, Mary hayattayken de birkaç kere gördüklerini söylüyorlar polislere. Bu sebeple tabii ki durum çok şüpheli geliyor. Yani kim eşini kaybettikten hemen sonra eşinin kız kardeşiyle, hatta eşinizi kaybettikten 100 yıl sonra olsun eşinin kız kardeşiyle arasında nasıl bir duygusal bağ oluşabilir? Bu mantığı oturtamadıkları için tabii ki ilk olarak Bill'den şüphelendiler. Düşünülen şey Bill, Caitlin'le beraber olabilmek için Mary'nin hayatına son vermiş olabilir. Bill ve Caitlin tabii ki bu konuyla ilgili sorgulanıyorlar ama her ikisi de bu olayı tamamen reddediyor. Hiçbir şekilde böyle bir şeyin olamayacağını, Caitlin'in de eşini yakın zamanda kaybettiği için İkilinin birbirlerini anlayabilecek kafada olduklarını ve dertleştiklerini söylüyorlar. Yani aramızda bir şey yok, sadece dert ortağıyız gibi bir açıklama yapıyorlar. Her ne kadar yetkililer buna %100 inanmasalar da kanıtlayabilecekleri bir şey de yok. Yine Mary'nin hayatına son verilmesine sebep olabilecek bir hayat sigortası da yok. Bu sebeple Bill ve Caitlin'i bir köşeye ayırıyorlar. Aslında bir köşeye ayırmalarının sebeplerinden biri de polis departmanına gelen bir mektup. Onlardan 4 ay sonra gelen bir mektup var. Mektubu yazan kişi diyor ki, Caitlin'in oğlu Adam bana annesinin hayatını son verdiğini itiraf etti. Bunu nasıl yaptığını ve zehrin nerede sakladığını, hangi zehri kullandığını hepsini anlattı. Adam evdeyken annesinin yiyeceğini, içeceğini bu zehirden koydu. Bunu yapmasındaki sebep de mektubu yazan kişiye göre Adam mali zorluklar çekiyordu bu süreçte ama Mary ona bu konuda yardımcı olmuyordu. Kendi problemlerini kendinin çözmesi taraftarıydı. Kaç yaşına geldin sen çalış gibi bir diyalog geçiyordu aralarında. Bu sebeple de Adam annesini ortadan kaldırmaya karar vermişti. Annesi hayatını kaybettikten sonra aynı zamanda bir miktar para alacağını da düşünüyormuş ama bu para sigorta mı var sanıyordu, ondan kaynaklı mı? Buna dair net bir bilgi yok mektubun içerisinde. Ve mektubu yazan kişinin yine söylediğine göre Adam para alamadıktan sonra daha da sinirlendi. Ve tek gündemin annesinin hayatı olmasının, işte insanların annesinin cenazesine gelip ah ne kadar da iyi bir insandı, o mükemmel biriydi demesinin onu daha da çıldırttığını söylüyordu. Adam annesinin görmüş olduğu bu ilgiden gerçekten muzdaripti, hoşlanmıyordu. Yani Adam annesinin hayatını kaybettikten sonra bile insanlar tarafından iyi anılmasına sinirleniyordu. Böyle bir şeyden bahsediyor. Aynı zamanda mektup sahibi bu kullanılan zehrin nerede olduğunu da söylüyor. Adam'ın arabasında. Bunun üzerine polis ekipleri tabii ki hemen gidip Adam'la görüşmeye karar verdiler ve Adam'a gittiklerinde aracını aramak istediklerini söylediler. O da önce avukatıyla görüşmek istediğini söyledi. Avukatı da onay vermiş buna. Bu sebeple polisler Adam'ın arabasını aramaya başladığında o da bir köşede tütün içiyormuş. Ve Adam'ın arabasından gerçekten de bir şişe bu zehirden çıkıyor. Söylediklerine göre Adam da bunu gördüğünde şok olmuş. Gerçekten inanamamış. Sadece bu zehir kutusunu da bulmuyorlar. Kutunun hemen bitişiğinde bir makbuz buluyorlar. Makbuzun üzerinde de mradammiodor1990@gmail.com diye bir mail yazıyor. Yani satın alan kişinin maili bu görünüyor. İnternetten satın alınmış. Bu tabii ki artık su götürmez bir delil gibi görünüyor ama Adam bu mailin kendisine ait olmadığını iddia ediyor ve kesinlikle bu şişeden haberinin olmadığını söylüyor. Ayrıca olayla ilgili bir mazereti de var. Söylediğine göre Mary rahatsızlandığında Adam zaten evde değilmiş. Long Island'daki kız kardeşini ziyarete gitmiş ve 5 gün kadar orada kalmış. Yani Mary'nin hastalandığı süreçle Adam kesinlikle evde değil. Bu net bir bilgi. Polisler bunu doğruladıktan sonra Adam'a birinin komplo kurabileceğini düşünüyorlar. Yani belki de birisi bunu bilinçli yaptı ve şüpheleri onun üzerine çekmek için zehri onun arabasına koydu. Sonra da gelip bize bir mektup yazdı. Yani bu mektubu yazan kimse muhtemelen suçlu da odur diye düşünmeye başlıyor. Ve birazcık Adam'la kimin problemi olabilir diye araştırdıklarında hikayemize yeni bir Caitlin giriyor. Adam'ın eski kız arkadaşı olan Caitlin Conley. İkilinin inanılmaz toksik bir ilişkisi varmış ve sürekli birbirleriyle tartışan bir çiftler. Bu tartışmalar bir gün öyle bir sonuçlanıyor ki Caitlin gidip Adam hakkında şikayette bulunuyor. Şikayetin açıklaması bana CS'de bulundu. Tabii ki bunun sonrasında ayrılıyorlar. Bununla ilgili bir mahkeme yapılıp da Adam ceza alıyor mu bir bilgi göremedim ama muhtemelen almıyor.
Çünkü daha sonrasında Caitlin gidip diyor ki Adam'a, ben galiba senden hamileyim. Bu şekilde ikili barışıyorlar ve barıştıktan bir süre sonra da bu hamileliğin dış gebelik olduğu öğreniliyor. Yani burada Caitlin'in de bir suçu yok. Dış gebelikte zaten genellikle insanlar başta hamile olduğunu sanarlar. Ve tüm belirtiler ona yöneliktir. Anlaması zor bir şeydir. O yüzden kız aslında Adam'ı kandırmamış. Gerçekten de hamile olduğunu düşünmüş. Yine bu barışmanın ardından da ilişkileri çok uzun sürmüyor. Çünkü bu sefer de Adam, Caitlin'in kendisine en yakın arkadaşlarından biriyle aldattığından şüphelenmeye başlıyor. İkilinin bu ayrılığına rağmen Caitlin hala daha Mary'nin yanında çalışıyor. Yani yıllardır Mary'nin yanında çalışıyormuş zaten. Ve ikili ayrıldıktan sonra da burada çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Mary ile ilişkisi de hiç bozulmuyor. Hatta insanların söylediğine göre Caitlin ile Mary inanılmaz iyi anlaşırlarmış. Caitlin akıl hocası gibi görmüş Mary'i. Polisler hemen gidip Caitlin ile görüşüyorlar. 3 kere görüşüyorlar. İlk ikisinde Caitlin bu mektubu kendisinin yazdığını inkar ediyor. Yani kabul etmiyor. Ama 3. görüşmede diyor ki evet ben yazdım. Çünkü daha öncesinde Adam bana yaptıklarından kaynaklı bir ceza almadı. Ve ben de onun ceza almasını istiyordum. Bu sebeple onu suçladım. Adam'dan çok korktuğum için o ceza almazsa gelip bana bulaşır diye de ismimi gizledim. Yani isimsiz bir mektup gönderdim. Tabii ki bunları anlattığında Caitlin'in üzerindeki şüphe inanılmaz derecede artıyor. Yani birincisi sen o zehrin orada olacağını nereden bilecektin? Bir de şöyle bir durum var. Mary Caitlin'le aynı yerde çalıştığı için Caitlin istediği zaman Mary'nin içeceğine bir şey karıştırabilir. Yani bu çok mümkün. Her gün neredeyse görüşüyorlar ve hatırlarsanız Mary de o gün öğlen yemeğinden sonra rahatsızlanmıştı. Yani Caitlin o günkü öğlen yemeğini bu zehirden karıştırmış olabilir. Bu bilgiler ortaya çıktıktan sonra Adam şöyle bir itirafta bulunuyor. Diyor ki Nisan ayında Caitlin bana bir gıda takviyesi, vitamin tarzı bir ilaç vermişti ve ben bu ilaçları içtikten sonra kendimi kötü hissetmeye başladım ve biraz hastalandım. Belki de benim içtiğim ilaca da hafif derecede bu zehirden koymuş olabilir. Yani hayatıma son vermek istememiştir ama süründürmek istemiştir. Bu sebeple Caitlin bunu yapmış olabilir diyor. Polis ekipleri bu sefer de satın alınan maili incelemeye karar veriyorlar. İşte mradamyoder1990@gmail.com mailini kontrol ediyorlar ve öğreniyorlar ki bu mail 19 Eylül 2014'te Caitlin'in iş yerinde kullanmış olduğu bilgisayardan açılmış. İş yerindeki bilgisayar haricinde bu maile bir tek Caitlin'in cep telefonu ve Caitlin'in evindeki bilgisayarından giriş yapılmış. Mailin şifresi de Adam eşcinsel. İş yerindeki bilgisayardan 2 kere bu zehirli maddeden alınmış ve bu maddeler de Adam'ın kredi kartından alınmış. Yani sanki Caitlin Adam'ı suçlu gösterebilmek için elinden gelen tüm eforu sarf etmiş. Bir baktığınız zaman bu aylarca planlanmış bir şey gibi. Şimdi Caitlin'i suçlu gösterecek bir bilgi daha vereyim size. Bu ilacın şişesinde, zehrin şişesinde inceleme yapıyorlar ve Adam'a ait bir parmak izi bulunmazken Caitlin'e ait bulunuyor. Tüm deliller dikkate alındıktan sonra Caitlin Mayıs 2016'da tutuklanıyor ve suçlanıyor. İddia makamının söylediğine göre Caitlin'in baştaki düşüncesi aslında Adam'dan intikam almak için annesine zarar vermek veya Mary'den rahatsız olduğu için Mary'e zarar vermek değil. İddia makamının söylediğine göre Adam'la Mary'nin arasını düzelten şeyler hep kötü durumlar. Ve eğer Adam'a çok travmatik bir olay yaşatırsam, çok üzülürse ve yardıma ihtiyacı olduğunu düşünürse bana geri dönebilir. Bu düşünceyle bu işi yaptığını düşünüyorlar. Ama aradan 4 ay geçmesine rağmen hiçbir şekilde Adam kendisine geri dönmeyince de sinirlenip suçu Adam'a atmaya çalıştığını düşünüyorlar. Savunma tarafının söylediği şey ise şu. Caitlin'in bu işten hiçbir çıkarı yoktu. Tamamen ikinci derece delillerle suçlanıyor. Bu olayda suçlu olan kişi Bill. Çünkü onların söylediğine göre Bill ve Mary'nin kardeşi olan Caitlin'in ilişkisi evet çok önceden başlamış bir ilişki. Aynı zamanda Mary'e yakın zamanda babasından 400 bin dolarlık bir para gelmiş durumda. Ve bu para iki kişinin geçinmesinde, iki kişinin isteklerini karşılamada çok az görünebilirken tek bir kişinin isteklerini fazlasıyla karşılayabilir. Yani bunun içinde hem bir yasak aşk hem de bir para motivasyonunun olduğunu öne sürüyorlar. Bill'in bunu yapma şeklinin de işte öğlen yemeğine kattıktan sonra hatırlarsanız 2 kere zehirlenmişti. Hastanede tekrar zehir kattığı düşünülüyor. İnhalerine katmış bu sefer de onların söylediğine göre. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyor. Söylediklerine göre Mary'nin ilk olarak iş yerindeki yemeğine az miktarda bu zehirden katmış. Daha sonrasında Mary hastaneye kaldırılıp hatırlarsanız birazcık kendine gelmiş ve iyileşmişti. Bu iyileşmeden sonra aniden kötüleşmesinin sebebi ise ikinci kere kendisine zehir vermesi diye açıklıyorlar. Bu zehri de söylediklerine göre
oksijen inhaler oluyor ya, inhalerin içine katarak veya öksürük pastillerinin içine katarak bunları Mary'e verdiği, bu şekilde de onun hayatını kaybetmesine sebep olduğunu söylüyorlar. Bu duruşma jürinin kafasına o kadar karıştırıyor ki bir karar veremiyorlar. Çünkü gerçekten iki tarafında söyledikleri şeyler aslında mantıklı şeyler. İkinci duruşmada ise Adam bu sefer yeni bir delille geliyor. Diyor ki, iş yerindeki tüm bilgisayarları kontrol ettirdim ve kontrol ettiğimde gördüm ki Caitlin bir noktada telefonunu bilgisayarlardan birine bağlamış. Ve bu şekilde onun arama geçmişine ulaşabildim. Arama geçmişinde zehirlerle ilgili şeyleri araştırdığı görülüyor. Yani daha öncesinden bunun araştırmasını yapmış, sonrasında satın almış. Bu gayet net. Eğer bunu o yapmadıysa neden daha öncesinde araştırdı? Caitlin'in tarafı ise bu sefer diyorlar ki tamam, Bill suçlu olmayabilir ama Adam suçlu. Adam hem annesinin hayatına son verdi hem de daha öncesinde CS'de bulduğum mağdur ettiği eski kız arkadaşını da hapse tıktırdı. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oldu. 6 Kasım 2017'de jüri ikinci derece kişinin hayatına kasten son vermeden suçsuz buluyor. Ama birinci derece kasıtlı kişinin hayatına son vermeden suçlu bulunuyor. Ocak 2018'de Caitlin 23 yıllık hapis cezasına çarptırılıyor ve son duruşmasında da hatta şu an hala daha suçsuz olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Şimdi normalde burada bitmiş gibi görünebilir. Suçlu tutuklandı ve hapse tıkıldı ama böyle değil. Caitlin'in dışında Caitlin'e gerçekten inanan birileri var. Mary'nin ailesi. Mary'nin ailesindeki 3 tane kız kardeşi Caitlin'in bu olayda herhangi bir parmağı olmadığına, aksine Bill'in Mary'i zehirlediğine inanıyorlar. Buna inanmalarının sebebi ise bu az önce bahsetmiş olduğum Mary'nin hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra iyileşmiş olmasına rağmen birdenbire durumunun tekrar çok kötüleşmiş olması. Kız kardeşlerin söylediğine göre bu noktada Bill'e ulaşmaya çalışmışlar. Yani Mary ilk kötü olduktan sonra Bill'e ulaşmaya çalışmışlar ama ne hastane personelleri ne de Mary'nin ailesi bile ulaşamamış bir süre boyunca. Haber vermek için polislerden yardım istemişler. Polisler Bill'in kapısına gittiklerinde Bill orada da bir süre bekletmiş. Kapıyı hemen açmamış. Sonra da polisler hastaneye gelmeniz gerekiyor. Eşinizin durumu çok ciddileşti demişler. Ve Bill de tamam hemen geliyorum deyip 15 dakikada varacağı yere 1 saat sonra gitmiş. Yani eşiniz hayatını kaybetmek üzere. Gerçekten çok ciddi bir durumu var. Belki de onunla son kez vedalaşabileceksiniz ve hızlı gitmez misiniz? Yani bir saat boyunca evde mi oyalanırsınız? Bilemiyorum. Yine Mary'nin kız kardeşlerine tuhaf gelen bir başka durumsa şu. Söylediklerine göre bu toksikoloji incelemesi yapılmıştı hatırlarsanız zehir var mı diye Mary'de. Bu süreçte gerekli örnekler alındıktan sonra Mary'nin bedeni aileye teslim edildi. Aile, yani aile dediğim Adam ve Bill, Mary'nin bedeninin yakılması konusunda, acilen yakılması konusunda oldukça ısrarlı olmuşlar. Ama buna ne doktorlar ne de Mary'nin kız kardeşleri ailesi izin vermemiş. Ayrıca Mary'nin en büyük kızı Liana, Mary'nin kız kardeşlerine demiş ki annem bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Ama bu kız kardeşler bir ay sonrasında doktordan aslında zehirlenerek kardeşlerinin öldüğünü öğrenmişler. Yani bir şekilde Liana da mı bu işin içinde onlara yalan söylüyordu emin değiller ama Adam ve Bill'in Liana'ya da yalan söylemiş olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü o uzakta yaşıyordu. Yine Mary'nin kardeşleri bu olayda paranın da bir sebep olduğunu düşünüyorlar. 400 bin dolarlık paradan bahsediyorum. Onların söylediğine göre Bill bir süredir zaten emekli olmayı istiyormuş ama emekli olamıyormuş. Mary de buna biraz karşıymış. Yani daha fazla paraya ihtiyaçları olduğunu, çocukları için daha iyi bir gelecek kurmaları gerektiğini söylüyormuş. Ama Bill'in düşündüğü şey zaten artık paramız var. Yani çalışmasam da olur. Mary hayatını kaybettikten sonra kız kardeşler dikkatlice takip etmişler. Bir süre tabii ki yaz dönemi işe gitmemiş. Ama 15 Ekim 2015'te tekrar Bill işine başlamış. İşe başladıktan birkaç hafta sonra ise tamamen emekli olmuş. Ayrıca işe başlama tarihi de yani 15 Ekim'de bu olayın resmi olarak kasten kişinin hayatına son verme soruşturması olarak açıldığı gün. Bu birkaç haftalık süreçte de yani işe gidip gelir zaten kendi iş yerleri, Bill ve Adam'ın suçu Caitlin'e atmak için plan kurduklarını düşünüyor kız kardeşler. Hatta söylediklerine göre normalde Adam ve Bill asla anlaşamazlarmış baba oğul olarak ama Mary hayatını kaybettikten sonra birbirleriyle çok iyi anlaşmaya başlamışlar. Ama bence bu normal. Yani diğer iddiaları beni de şüphelendirdi ama bu kısım normal çünkü ikisi de çok sevdiği birini kaybettiğini düşünürsek
normal şekilde onlar yapmadıysa bunun olması çok muhtemel. Bir başka detay, Mary hayatını kaybettikten sonra bir de doktorlar diyorlar ki Mary bugün ne yiyip içti, ne kullandı, neyden zehirlenmiş olabilir ve Bill de diyor ki bugün sadece bir kere protein tozu içmişti. Ondan bir şey olduysa olmuştur. Ama Mary'nin adli incelemesinde ortaya çıkıyor ki o gün protein barı ve tavuk yemiş. Bill'e bunu söylüyorlar. Bill de diyor ki mümkün değil çünkü Mary protein barlarından nefret eder. Asla yemez. Ama herkes Mary'yi protein barı yerken muhakkak görmüş yani. Aslında elinden düşürmediği bir atıştırmalıkmış. Kız kardeşlerin düşündüğü şey kesinlikle bu suç Caitlin'in üzerine atıldı. Ve hatırlarsanız bunda aslında Caitlin'in suçlanmasındaki en büyük sebeplerden biri iş yerinde Caitlin'in kullanmış olduğu bilgisayardan bu maddenin alınmış olması. Ama bu bilgisayarın Caitlin tarafından sadece kullanıldığını iddia ediyorlardı. Sonrasında ortaya çıkıyor ki bu bilgisayar iş yerindeki herkes tarafından kullanılıyor. Özellikle Adam ve Bill'in iş yerindeki tüm bilgisayarlara zaten erişimi var. Tanıklar da Bill'i özellikle defalarca o bilgisayarı kullanırken gördüklerini söylüyorlar ama Bill kesinlikle hayır ben asla o bilgisayarı kullanmadım diyor. Oradan kullanmasa bile uzaktan bağlantı yaparak evindeki bilgisayardan şirketteki tüm bilgisayarlara ulaşabiliyor. Benim gibi uzaktan çalışanlar varsa bilirler. Peki Caitlin'in telefonundaki aramalar ne olacak? Caitlin'in telefonundan o e-posta adresine girilmiş bu ne olacak derseniz. İş yeri çalışanları işe başladıklarında telefon kullanmaları yasak. Bunun için bir oda var ve odaya gidip telefonlarını bırakıyorlar. Tabii ki Bill'in gidip bu odadan Caitlin'in telefonunu kullanarak böyle aramalar yapması ve mail adresine girmesi çok mümkün. Adam'ın ise Caitlin'in dizüstü bilgisayarına erişimi var. Yani sevgililik dönemlerindeyken de sonrasında da dizüstü bilgisayarını sürekli kullanırmış. Hatta ortak bir Apple kimlikleri varmış. Ama bir detay daha. Hatırlarsanız kullanılan zehrin bitkileri de coşturduğunu söylemiştim. 80'lerdeyken Bill bu maddeyi kullanıyormuş. Bitkilerini coşturmak için kullanıyormuş. Bill bir doktor ve diyor ki gerçekten mi bu onunla aynı mıymış? Ben onun bir zehir olduğunu bilmiyordum. Ya da bir ilaç olduğunu bilmiyordum çünkü bir ilaç da aynı zamanda. Benim hiç haberim yoktu. Yani burada söylenen şey Bill'in çok uzun zamandır aşina olduğu bir ilaç aslında bu zaten. Ayrıca hatırlarsanız bu ilacın iki kere kullanıldığını söylemiştim. Bill'in bunu iki kere kullanmasının sebebini de açıklıyor kız kardeşler. Diyorlar ki eğer tek seferde çok fazla dozu verseydi ve Mary evde hayatını kaybetseydi ilk yapılacak şeylerden biri toksikoloji incelemesi olacaktı. Çünkü evde birdenbire aniden bu şekilde hayatını kaybeden birini işte yapılacak en basit şeylerden biri budur. Ve Bill bir doktor. Bundan çok emindi. Bu yüzden önce sadece Mary'yi rahatsız edecek kadar bir doz verdi. Daha sonrasında Mary hastaneye kaldırıldığında ise ona ya öksürük pastilleri ya da inhaler yoluyla bunu tekrar verdi. Ve çok daha yüksek bir doz verdi. Bu sebeple toksikoloji raporundan kaçabileceğini, Mary'nin hastanedeyken kendi kendine gözetim altındayken hayatını kaybedeceğini düşünüyordu. Yani sonrasında bir inceleme olma ihtimalini pek de yüksek görmemişti. Bu da çok mantıklı bu arada. Buna rağmen bu bahsedilen inhaler incelenmiyor. Öksürük pastilleri dedikleri şeyler aslında zaten ailenin satışını yaptığı ürünler ve Adam'ın arabasında bunlardan bir sürü var. Bu pastillerden herhangi bir tanesinden bile bir örnek alınıp incelenmiyor. Yani hiçbir şekilde acaba bunlarda bir şey olabilir mi, acaba bu kadınlar haklı olabilir mi diye bir kontrol yapmıyorlar. Çünkü neden? Zaten ellerinde bir suçları var. Caitlin de daha sonrasında diyor ki ben 2014 sonuyla 2015 başı arasında zaten izinliydim. Yani ben çalışmıyordum bile. Bunu benim yapmam mümkün değil. Maaş bordroma bakın oradan görebilirsiniz. Ama Bill sonradan çıkıp diyor ki ya kusura bakmayın maaş bordroları kaybolmuş. O yüzden yani doğru söylüyorsa da kanıtlayamayacağız. Yapacak bir şey yok. Caitlin'e diyorlar ki peki tamam sana inanalım ama senin bu şişenin üzerinde parmak izin var. Bunu ne yapacağız? Caitlin de diyor ki Bill aylar öncesinden bana gelip Mary'nin doğum günü için önden bir hazırlık yapmaya başladım. Bununla ilgili kargolar gelecek. Geldiğinde onları sen al ki Mary onu aldığımı anlamasın. Yani benim aldığımı görürse şüphelenir. Ve bunların arasında bir tane de şişe vardı. Ben çok incelemedim ama belki de bu şişe o şişe olabilir. Yani bu yüzden onun parmak izi yokken benim parmak izim orada çıkabilir. Beni tuzağa düşürmek için aylar öncesinden belli ki bir plan yapmışlar. Ve Caitlin şöyle bir şeyden de bahsediyor. Diyor ki benim bunu Adam'la tekrar barışmak için yaptığını söylüyorlar ama benim 5 aylık bir ilişkim var. Ayrıca Adam bu süreçte bana defalarca yalvardı
mesajları duruyor. Benimle barışmak için o uğraştı. Yani madem ben böyle kötü biriydim, madem ben açık kolluyordum onu bana döndürmek için, neden bana o mesajları o attı? Ya da neden o mesajlar geldiğinde ben ona dönmedim? Bu mesajları, Adam'ın kendisine yalvardığı, barışmaya çalıştığı mesajların hepsini derleyip toplayıp mahkemeye sunuyor. Ama mahkemede bu yazışmalar kabul edilmiyor. Ayrıca şunu söylüyor, diyor ki, ben Mary'e gerçekten çok değer veriyordum. Yani o benim ablam gibiydi. Benim Adam'la aramda ne olursa olsun objektif bakıyordu. Bana her konuda akıl veriyordu ve ben onu kaybettiğimde gerçekten çok üzüldüm. Ben bu aileyi her zaman çok seviyordum. Adam'la ayrıldığımda da onunla düşman olmamıştım. Hatta Adam bir ara bana gelip 20 bin dolar borcu olduğunu söyledi. Bu borcu kapatmak için de tekrar kredi çekeceğini söyledi. Ben ona engel oldum. Dedim ki hayır, neden faiz ödeyeceksin? Benim param var, bak benden al. Ve bu süreçte biz ayrıydık. Yani ben ayrıyken bile bu aileye yardımcı olmaya çalışıyordum. Neden onlara zarar vereyim? Günün sonunda şu anda hala Caitlin suçlu ve bu olayla ilgili yeni bir soruşturma yok. Mary'nin kardeşleri bunun çözülmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü kesinlikle Caitlin'in suçlu olduğuna inanmıyorlar. Bill konusunda eminler, Adam'ın da bu işe bulaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Benim düşüncelerime gelecek olursak, ben iki taraftan da şüpheleniyorum. Çünkü bence Caitlin'in anlattıkları şeyler çok tesadüfi. Yani mesela mektupta Zehrin isminden bahsetmiş ve Zehrin bulunduğu yeri söylemiş. Yani bunları şık diyebilmesi mümkün değil ama mektubu da kendisinin yazdığını itiraf ediyor. En azından bunu Bill ve Adam yaptıysa Caitlin'in de onların arasında olmuş olabileceğini düşünüyorum. Sonradan aralarında belki de bir anlaşmazlık çıktı ve Adam'ı mektupla işte ifşa ettiğinde bunu kendisinin yaptığının anlaşılmayacağını düşündü. Ama Adam ve Bill direkt Caitlin'in bunu yaptığını anladılar ve Caitlin'i bu sefer öne sürerek onun ceza almasını sağladılar. Yani bana en mantıklı gelen seçenek bu. Ama ben de Bill ve Adam'ın pek de masum olduğunu düşünmüyorum. Yani net olduğum bir şey varsa o da budur. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.